Teknosafer'den herkese merhabalar. Bugün bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Anlayabileceğiniz gibi yanımdaki canavardan. Canavarı Monster isminden uydurarak bir şaka yapmıyorum. Gerçekten bence canavar gibi bir bilgisayar. Monster'ın Tulpar T7 model dizüstü bilgisayarının kutusunu açacağız bugün. Çok heyecanlıyım. Beklediğimiz bir üründü ve bugün geldi. Taze taze hemen bu videoyu çekiyoruz. Kutusundan çıkarıyoruz canavarımızı. Monster'a çok teşekkür ediyoruz bu bilgisayarı bizlere gönderdiği için. Bu bilgisayar sayesinde artık yeni video serilerine başlayabileceğiz. Oyunları daha rahat oynamaya başlayacağız. Artık böyle yeni çıkan oyunlar olduğu zaman sizlere onları tanıtmak amacıyla bu videoları çekebileceğiz. Gayet performanslı bir ürün. Monster hakkında, Tulpar serisi hakkında az çok bilgisi olanlar tahmin edebilir. Çok heyecanlıyım. Hemen bu cihazı kutusundan çıkarmak istiyorum. Bence lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Gerçekten çok heyecanlıyım ya şu ürünü açacağım için. Şöyle Monster yazılarını falan da göstereyim. Geçen seneye kadar böyle ben de bilgisayar toplamaya çalışıyordum ki şu dönemde bütün gençler hani varlarını yoklarını biriktirip harçlıklarını bilgisayar toplamaya çalışıyorlar. Masaüstü veya dizüstü gaming set yapmaya çalışıyorlar. Ben de öyleydim. Çok iyi anlayabiliyorum herkes o yüzden. İnşallah herkes istediği bilgisayara kavuşur diyeyim. Her beğeni bir amin olsun gençler. Beğeniye yüklenelim. Kanala da abone olalım lütfen şu anda. Teşekkür ederim şimdi abone olanlar için ve kutuyu açmaya başlıyorum ben. Şöyle bir önüme yatıracağım daha rahat açmak için. Bantları bir keselim. Bak bak bak. Bak bak bak. Şu göze bak. Şu kutunun içerisinden başka neler çıkıyor. Şöyle Hitman 3 ve daha fazlasını almak için mi? Şöyle Tulpar'ın kullanım kılavuzu gibi sertifikasyonlarımız çıkıyor. İçerisinde bir tane de USB'miz var. Bunlar da böyle bir kenarda dursun. Bu videoda sadece ben kutudan çıkanları göstereceğim. Herhangi bir kurulum falan yapmayacağım. Tabii ki detaylı incelemesini ileriki dönemlerde yaparız. Bir de şöyle bir kutu çıktı. Deminki kutunun içerisinden. Şöyle göstereyim. Bunun içinde de bu adaptörümüz olacak. Aynen. Gayet büyük bir adaptör. Ya zaten şunu söyleyebilirim. Bu tür cihazlar performans cihazları olduğu için genellikle gaming tarafında kullanıldığı için çok fazla bir mobility ihtiyacı olmuyor. Hani taşınabilir olsun falan diye. O yüzden de hani bunları dert etmezsiniz diye düşünüyorum. Şarj adaptörü biraz büyük gene şöyle. Şöyle bir girişi var. Şöyle süngerlerimizi çıkaralım. Abi kutu detayı bile çok güzel ya. Ben bayıldım ya. Şuna bakar mısınız? Güzel bir kutusu var. Ve açıyorum. Gayet iyi kargolanmış, iyi paketlenmiş. Bir tane daha süngerim çıktı böyle. Bunlar neymiş? Bilgisayarı çıkarmadan şunlara da bakayım. Vay! Şöyle stickerları çıkıyor içerisinden. I am Monster. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle ortadaki beyaz tam gözüküyor mu bilmiyorum. Bir tane de böyle bir kağıt çıkıyor. Monster'dan gelen bir tebrikler mesajı. Tebrikler, artık sen de bir canavarsın. Kazananların dünyasına hoş geldin. İflah olmaz bir oyuncu veya iş dünyasında iddialı bir profesyonel olabilirsin. Yeni canavarın ile birlikte daha büyük düşün, daha büyük oyna. İçindeki canavarın seni kontrol etmesine izin ver. Gibi gidiyor. Burada işte iade koşulları var. 15 gün içinde ürünü koşulsuz şartsız iade edebilirsin. Ömür boyu sürecek bir şekilde 6 ayda bir bilgisayarın bakımını ücretsiz yaptırabilirsin yazıyor burada. Bence çok iyi bir seçenek. Çünkü biliyorsunuz bilgisayarı yani bir fiziksel olarak iyi bakmak gerekiyor. Bir de içeriğine iyi bakmak gerekiyor. Yani düzgün bir virüs programı kullanıp bilgisayarı böyle her ay bir virüs taramasından geçirmeniz gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde, performanslı bir şekilde çalışmasına devam etmesi için fiziksel bakımı da gayet önemli. Cihazın böyle arka kapağının açılıp fanlarının temizlenmesi, termal macunlarının yenilenmesi, bunların en az 6 ayda bir yapılması bence çok önemli. Ve bu açıdan da Monster'ın böyle
size ücretsiz olarak ömür boyu geçerli servis imkanı sağlaması çok güzel. Ben konuşurken tabii bu cihazı çıkardım. Şöyle bir her şeyde Monster detayı var, çok hoşuma gitti. Saklama kılıfları falan kaliteli. Bu sesi çok seven insanlar oluyor. Ha, şöyle çift konulmuş. Burada da bir şöyle bir koruma kılıfımız var. Abi çok güzel ya. Şu trackpad'in büyüklüğüne bakar mısınız ya? Ne kadar kocaman. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti. Cihazı açtığınızda neler görüyorum onları söyleyeyim. Geniş bir klavye alanı var. Q tipi Türkçe klavye. Yazı fontları hoşuma gitti. Gayet güzel gözüküyor. Numerik klavyesi de var sağ tarafta ve büyük bir enter tuşu var. Benim klavyede en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi büyük bir enter tuşunun olması ve numerik tuşlarının olması. Numerik tuşlar çok şart değil ama ben büyük bir enter tuşunu seviyorum. Bazı klavyelerde böyle ince yapılıyor. O zaman da enter'la yanlışlıkla virgüle falan basabiliyorsunuz. O açıdan ben çok sevdim klavyesini. Burada bir power tuşumuz var. Muhtemelen fanları hızlandırmaya yarayan bir tuş bu. Üstünde neler görüyorum? Intel logomuz var. Intel Core i7 10. nesil i7 işlemcimiz var. Şu anda bizim bu cihazımızda Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı var. En son çıkan ekran kartlarından birisi 3000 serisi biliyorsunuz. Şöyle ben şu poşetini de çıkarayım. Cihaz gayet güzel bir şekilde kargolanmış, paketlenmiş. Bunu sevdim. Hadi şunu da çıkarayım. O sondaki neydi ya? Ama gayet güzel çıktı. Bu arada cihazımızda 165 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var. Yani Intel Core i7 RTX 3060 165 Hz daha ne olsun. Cihazımızı kutusundan çıkardık. Toolpar'ın bizde şu an elimizdeki versiyonu Toolpar T7'nin 22.1 versiyonu. Toolpar'ın Monster'ın sitesinde bir sürü versiyonu var. Onlarca versiyonu var. Burada önemli olan tabii ki sizin ne kadar bütçeniz oldu, ne kadar paranız oldu. Yani seçenekler çok fazlalaşıyor. Ekranı işte 144 Hz mi, 165 Hz mi olsun, işte işlemcisi i7 mi olsun, i5 mi olsun, ekran kartı 3060 mi olsun, 3090 mi olsun. İstediğiniz gibi orada bir sürü seçenek var. Konfigüre edebiliyorsunuz diyebilirim. Tam böyle elinizle seçmiyorsunuz ama sizin için hazır seçilmiş bir sürü seçenek var. Fiyatları belirlenmiş. Orada kendi bütçenize göre mantıklı olan hangisi ise onu seçebilirsiniz. Bizdeki şu an dediğim gibi 22.1 numaralı versiyon. İşlemci olarak Intel'in 10. nesil i7 işlemcisi var. 2.20 GHz Turbo Boost ile 5.0 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci. Bu gayet iyi. Performanslı bir işlemci. Ekran kartı olarak Nvidia'nın RTX 3060 ekran kartımız var. 6 GB'lık. 192 bitlik bir ekran kartı. Ekrandan bahsedeyim. 17.3 inçlik büyük bir ekranımız var. Çerçeveleri şu an kenarları falan gayet ince duruyor. 2560'a 1440 piksel çözünürlük sunuyor bu ekran bizlere ve 165 Hz ekran tazeleme oranı var. Bu Hz değerinin ne kadar önemli bir şey olduğunu oyuncular gayet iyi bilir. IPS mat bir ekranımız var. Onun dışında 16 GB RAM'imiz var. 2 slot halinde 8, 8, 16. Tabii ki biliyorsunuz tek bir slot 16 olmasından daha iyi. RAM'lerimiz 2933 MHz frekansta. SSD'miz var. 500 GB'lık bir M.2 SSD takılı şu an bu cihazda. 2300 okuma, 940 MB'da yazma hızları var bu SSD'mizin. 2 SSD slotu var anakartımız üzerinde. Şöyle bir ağırlığına baktığım zaman 2,5 kilogram ağırlığında, 2.55 kilo. Ben şu üstündeki jelatini de çıkarıyorum. Hatta yakından çıkarayım ya kameraya. Gıcır gıcır abi. Şuna bakar mısınız? Kalınlığımız ise 24.9 mm. Yani 25 mm diyebiliriz. Böyle yandan göstereyim. Arkadaşlar bak. Bir tane şurada. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de burada. 4 tane
havalandırma çıkışımız var. Benim görebildiğim iki tane de fanı var şuralarda. Bence havalandırma konusunda da gayet iyi olacaktır. Şöyle baktığımda parmak izi biraz belli ediyor. Mat bir rengi olduğu için bir tık parmak izi belli ediyor ama benim için hiç sorun değil. Sonuçta ben bu bilgisayarı aldığımda evde oyun oynayacağım uzun saatler. Kasası da alüminyum, kauçuk karışım bir kasa. Şu ekranın arkası alüminyum. Şu yüzeyler kauçuk. Hemen şu arkasına baktığımda gözüme çarpan şurada bir Kensington kilidi var. Type-C girişi var. HDMI girişi var. Bir tane burada Ethernet girişimiz var. Ve güç girişimiz var. Bu girişlerin Type-C girişi ve USB girişi hepsi 3.1 girişlerden. Sol tarafına geldiğimizde bir adet USB girişi görüyoruz bir tane daha. Burada da iki tane jack girişimiz var. Birisi mikrofon, birisi kulaklık. Cihazın sağ tarafında ise SD kart girişi var. Ve iki tane de burada USB girişimiz var. Bayağı girişi bol arkadaşlar. Son olarak da şunu söyleyebilirim. İçinden çıkan sertifikasyonda Hitman 3 ve daha fazlasını almak için Intel Core işlemcili Monster Toolbar Notebook'unuza Hitman 3 ve diğer yazılımları indirmeye başlayabilirsiniz diyor. Sanırım bu cihazı aldığınızda Hitman 3 oyununu yanında hediye olarak veriyorlar. Altta da Crysis Remastered ve Shadow Arena yazıyor. Hitman 3 şu anda 260 liralık bir oyun yani. Ucuz bir oyun değil, gayet güzel bir oyun. Bakalım onu da indirir oynarız ya bu cihazla. Neler neler yapacağız. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Monster Toolbar T7 22.1 versiyonlu cihazımızı kutusundan çıkardık. Bu cihaz bizde uzun bir süre birlikte olacak. Yeni video serilerine başlayacağız bu cihazla. Tekrardan Monster'a teşekkür ediyoruz. Ve videoyu burada kapatıyoruz. Unutanlar için Tekno Safari YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Cihazla ilgili merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorumlar kısmına mutlaka yazın, cevaplamaya çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle sallayayım kameraya doğru.